Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba, ben Yamaç. Bugün sizlere Godox'un yeni çıkardığı hem powerbank hem de tripod olarak kullanabileceğimiz BPC-01'den bahsedeceğim. 3.6 watt, 1000 mAh lityum bataryası ve maksimum 9 watt 2 amper çıkış sağlayan 2 adet portu var. Birisi tip C, birisi de tip A olacak şekilde 2 adet portu var. 9 watt ile 2.5 saat, 5 watt ile de 4 saatlik bir şarj süresi sağlayabiliyor. Kutu içeriğinden ise bir adet tripodumuzun kendisi, bir adet ayağı şu şekilde açabiliyorsunuz. Şöyle açabiliyorsunuz. Bir adet askısı şu kısmına takarak kullanabiliyoruz. Bir adet de bir ucu tip A, bir ucu tip C olan kablomuz çıkıyor. Kutu içeriğimiz bu kadar. Pil yüzdesini ise üzerindeki güç butonuna basarak yanan ışıkları anlayabiliyoruz. 4 adet ışık yanabiliyor. 4 full, 1 ise minimum oluyor. Zaten en sonunda yanıp sönmeye başlayıp pilin bitmeye yakın olduğunu size belirtiyor. İster telefonunuzu, ister kameranızı, ister de LED ışığınızı ucundaki 1-4 sokete bağlayıp kullanabilirsiniz. Hatta örnek olarak gösterecek olursak elimde bir adet Godox M1 var. Bunu böyle bu şekilde taktığımda şöyle takıyorum. Şu an bunun zaten bataryası bitik bu arada. Yani içinde sıfır batarya var. Type-C kablomu çıkarıyorum. Bir ucunu 2 adet port var dediğim gibi Type-C. Ben şu an tip A'ya takıyorum. Çünkü bunun üzerinde tip C girişi var. Taktığım zaman evet şu an buradan şarj olduğunu görebiliyorum. Ve bunu buradan açtığım zaman gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kesintiye uğramayacaktır. Altına da takıp bu şekilde sabitleyebilirim istersen. Yani. Bir de kamerayla deneyelim. Kamerayla deneyecek olursak da elimde şu an XS10 var. Zaten vlog çekecekseniz kullanım en rahat kameralardan biri de bu. Onunla incelemesi yukarıda kartlar kısmında olacaktır. Bunu gördüğünüz gibi yine 1-4 sokete bağladım. Şunu açıyorum kapağını. Type-C'ye bağlıyorum. Bir yandan da şu tarafa getiriyorum. Şimdi elimde ben bu kamerayı bu şekilde tutuyorum. Sabit bir yerde çekim yapıyorum. Şöyle bir yöntem göstereceğim. Şu yanında gelen ayağı takıp yere koyup şimdi size kimsenin göstermediği bir şey göstereceğim. Bak şimdi. İşe bak işe. Bunu bu şekilde kuruyorsunuz. Mesela atıyorum böyle bir ışık yaptınız. Bunu böyle biraz yükselttiniz. Küçük mini bir stüdyonuz oldu. Tabii buradaki ışıkları saymayın. Buradaki ışıkları saymazsınız. Şu şekilde tek bir ışıkla kullanarak küçük bir stüdyo yaratabilirsiniz kendinize. Hatta bunun üstüne de bir ışık takarsınız. Tek girişine. İki ışıkla gayet iyi iş çıkarırsınız yani. Şu an ben bunun üstüne taktığım zaman da zaten çıkartıyorum. Birazdan zaten size görüntüsü gelecektir bunun şarj edildiğini gösteren. Taktığım zaman şu an burada şarj priz ibaresi çıkıyor. O da pilin bir yandan şarj olduğu anlamına gelir. Daha büyük makinelerde de kullanabilirsiniz. Ancak XS10'da olduğu kadar verimli olmayacaktır. Çünkü o diğer bizim H2 veya T serisi gibi makinelerimizin pilleri daha büyük olduğu için şarj yüzdesini sabit tutmaz. Onun yerine daha yavaş bitmesini sağlar. Atıyorum 1 saat çekim yapacaksınız, 2 saate yakın çekim yapabilirsiniz. Kameranın ısınması durumlarını veya diğer ekstra durumları saymıyorum. Ben sadece tripodun powerbank olarak kullandığınızda durumunu söylüyorum. Bu tripodun ağırlığı ise 248 gram. Yani ben şu an elinde tutuyorum. Kamerayla da denedim zaten az önce gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde ekstra bir ağırlık hissetmedim. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.